bu tür haftalar hep reaksiyonel oluyor. İnsanlar ne lüzum var bu tür anma günlerini haftalara diye konuşuyorlar ama farkındalık yaratmak için çok gerekli bu haftalar. Çok önemli. Bakın bir hafta boyunca bunu konuşacağız. Evet. Yani biraz da unutacağız ama akılda kalan yeterli. Tabii. Şimdi dünyada yaklaşık 20 milyon insan yaşamını yitiriyor. Ülkemizde her an 2-2,5 milyon kalp hastası var. Ve yıllık ölüm 250 bin, 300 bin civarında oluyor. Çok büyük rakam. Bir paradoks yaşıyoruz. Kalp hastalıkları çok arttı fakat ölümler azaldı. Sizin bir önce evet. Önlenebilir ölümler çünkü. Evet. Şimdi yaş çok aşağı indi. Çünkü sosyal yaşam çok arttı. Gençlerin sorumlulukları çok artıyor. Deneyimlerin çok üzerinde işlere soyunuyorlar. Sorumlulukların çok üzerinde işlerle yükleniyorlar. Ekonomik imkansızlıklar, sosyal problemler, evlilik problemleri. Gençler evlenemiyorlar. Bizim gençliğimizde ne güzeldi. 25-28 yaş evlenir insanlar. 40 yaşta hala evlenemiyor. Ev kuramıyor, yuva kuramıyor evet gençler. Ya. Yaş ilerledi. Çok güzel. Etrafınıza şöyle bakın, 80 üzerinde büyüklerimiz var, Allah çok uzun ömür versin onlara. Abi. Dolayısıyla onların hastalanma ihtimalleri çok arttı ama ölüm azaldı. Şöyle oldu, bugün artık ülkemizde o kadar iyi eğitilmiş gençler var ki, küçük kasabalarda bile kalp cerrahisi, kardiyoloji merkezleri var. Yani acilen içeri giren bir genç veya çok ileri yaşlı bir insan göğsünde ağrı varsa, yarım saat içinde ona anji yapılabiliyor. Acillerde çok eksiğimiz olurdu. Acaba panik atak mı? Kalp krizi mi, mide problemi mi? Acilen ağırlayamazdık insanlar ve çok direkt tanımız yok. Ama şimdi çok iyi direkt tanım yapabiliyoruz. En azından hemen anjiyo bile alabiliyoruz. Normal çıkabilir, çıksın önemli değil. Evet, ama hemen anjiyo alıp o anda hayatını tehdit eden damara bir stent koymak o insanın ömrünü uzatıyor. Seçilmiş şartlarda diğer stentler konabiliyor veya seçilmiş şartlarda ameliyat yapılabiliyor. Yaşlı insanlar, ileri yaştaki insanlara da çok başarılı anjiyolar yapılıyor, stentler yapılıyor ve onların ömrünü uzatıyoruz. Şimdi siz bana 10 sene önce sorsaydınız Türkiye'de kalp hastalıklarından ölüm yüzde kaç diye. İstatistik Enstitüsü'nün verdiği rakam %45 civarındaydı. Şimdi inanır mısınız %35-36'ya düştü. Ne mutlu. Ölümler çok İnsanların azaldı. İnsanların da farkındalıkları arttı bir evet. miktar değil mi? İnsanlar yaşam şartları, arttı. Çevresel faktörler ne kadar zorlaşsa da biz bir miktar daha kendimize daha iyi bakmaya ve en azından belirtileri göz ardı etmemeye başladık da diyebiliyoruz. Peki Türkiye'de şu anda en çok görülen kalp hastalıkları hangileri ve sebepleri genellikle ne oluyor? Genetik faktörler ne kadar rol oynuyor? Benim eğitim zamanlarımda çok diye 30 sene önce kapak hastalıkları çok fazlaydı. Çünkü romatizm ateş denen bir olay vardı. Şöyle kalan badem bitkisi şişer. Badem bitkisi şiştikten sonra eklemlerde şişlikler olur. Akut eklem romatizması deriz ona. Hiç alakası yok. Akut eklem romatizması geçiren çocukların kalbinde hasar kalır. Bize şöyle öğretirlerdi. Akut eklem romatizması eklemleri ısırır, kalbi tahrip eder. İleri yaşta bu çocuklar gelirdi ki mitral kapakları, aort kapakları kireçlenmiş, taş gibi olmuş. 20 yaş civarında gençce kızlara kapak değiştirme ameliyatları yapmak zorunda kalırdık. Çok şükür ki o köylere giden ebeler, hemşireler, genç doktorlar, o bademciklerin basit enfeksiyonları, basit penisilin tedavileriyle önleyebildikleri için kapak hastalıkları çok azaldı. Doğumsal anomaller çok azaldı. Çünkü anne karnındaki yapılan ekolar bize erken teşhis verebiliyor. İmkanı veriyor. Ama ne oldu? Koroner kalp hastalıkları çok arttı. Hem teşhis imkanlarımız arttı. Mesela benim aslanımın baş zamanlarında koroner anjiyo yapamıyorduk. Şimdi ama günde 20 sayısız anjiyo yapabiliyoruz. Dolayısıyla erken teşhis de ortaya çıktı. Kapak hastalıkları azaldı, doğumsal kalp hastalıkları azaldı ama koroner kalp hastalıkları arttı. Arttı da diyebiliyoruz. Ama sevinerek söylüyorum ki ölüm azaldı. Ne mutlu. İnşallah daha da azalsın. Daha da iyi olacak. Daha da farkındalıklar, daha büyük farkındalıklar yaratılsın. Şimdi bana hep şunu soruyor, ben kalbim için ne yapayım? Bugün çok basit. Ne yapayım kalbim için? Evet. Kalbinize ne verirseniz onu alırsınız. Sigaramı içerim, şekerime bakmam, diyetimi yapmam, kilo alırım, sedanter hayat yaşarım, adrenalini seviyorum. Kalbim iyi olsun. Öyle şey yok. Öyle bir dünya. Kalbine ne verirsen onu alırsın. Çok önemli. Güzel tohumlar ekelim kalbimize. Öyle değil mi hocam? Her şeyden önce sevgi. Her şeyden önce sevgiyle dolduralım. Evet. Endorfinimiz yüksek olsun. İnşallah. Şimdi günün önemli sorusu şöyle sevgili izleyenlerimiz. Gerçekten kritik bir soru ve önemli bir soru. Hafife alınmaması gereken bir soru. Uykuda terleme, kalp krizi belirtisi olabilir mi? Buyurun hocam. Sabahleyin özellikle başı terlemiş olan insanlar horlayan insanlardır. Ense kısmı. Ense kısmı. Evet. Horlama eşittir yüksek tansiyon, ritim bozukluğu, uyku apnesi. Uyku en iyi ilaçtır. Yani aç kalabilirsiniz ama mutlaka en az 6 saat uyuyun. Kaç saat uyuyacağız? O da çok önemli. Bebekler 12 saat uyur. Yaş ilerledikçe uyku gerekliliği azalır.
Erişkin bir insan 6-8 saat ama ben mesela günde 5-6 saat uyuyabiliyorum. Keşke 8 saat uyuyabilsem. Uykunun derinliği çok önemli. Yani 10 saat uyursunuz, evet, sabahleyin dövülmüş gibi kalkarsınız. Olmadı. 5 saat uyursunuz, çok dinç kalkarsınız. Bir şey çizebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Çok önemli. Tabii ki, buyurun. Ne çiziyoruz hocam? Şöyle. Burada durayım. Tamam. Şimdi uykuya şöyle gireriz. Bakın şöyle bir eğri düşünün. Şöyle yavaşça uykuya gireriz. Uyuruz, uykudan çıkarız. Uykunun en verimli kısmı burasıdır. Kaçla kaç arasında bu derinliğe ulaşabiliyoruz? En iyi kişiden uyku, kişiye fark ediyor mu? Akşam 10 ile sabah 6 arasıdır. Ve bunun ortasını düşünün. Tamam. Çünkü melatoninin en iyi salgılanan saatler bu saatler. 11-3 gibi sanki mi? 11-3 gibi. Güneşin doğuşundan 200 saat önce diyelim. Bitmiş. Çünkü bütün bu döngüler hep birbiriyle bağlantılı. Şimdi en güzel uyku bu. En sağlıklı uyku bu. Ama bir de şöyle bir uyuyan insan var. Horluyor. Uyku apnesi var. Uyuyor, uyanıyor. Uyuyor, uyanıyor. Uyuyor, uyanıyor. Tuvalete kalktı, su içmeye kalktı. Aslında hep bölündü tuvalete bunlar, kalkmıyor o. Uyandığı için tuvalete gidiyor. Kalkıyor, uyandığı için buzdolabına gidiyor. Dolayısıyla obezitenin de en büyük nedeni bu, iyi uyuyamamak. Bakın şimdi faydalı uyku burası dedik ya. Bu faydalı kısmı toplayın. Bundan fazla olsa bile o insan uykuya doyamadan uyanıyor. Hmm. Yani uykuya gireceksiniz, derin uyuyacaksınız ve çıkacaksınız. Bu sağlamanın yolları işte bir defa kilo çok önemli. Horlamada. Derin uykuya geçebilmek için de akşam 7'den 8'den sonra bir şey yemeyeceksiniz. Evet. Çay kahve içmeyeceksiniz. Evet. Alkol almayacaksınız. En önemli bunun faktörler. Bunun yanında uyku ilacından çekiniyor insanlar. Çekinmesinler. Uyumak şart. Nasıl kalp ilacı alıyorsanız, uyumak için de ihtiyacınız varsa mutlaka uyku ilacı alın. Ama en basit uyku aracı, ilacı demeyeyim, melatonin. Melatonin bu tıbbi ismi. Evet, melatonin. Hormon olarak salgılıyor biz zaten. Eğer derin uyuyamıyorsanız mutlaka akşam yatmadan 1 saat, 2 saat önce bir melatonin alın. Alabilirsiniz. Ben özellikle başka neler yapılabilir yine derin uyku için? Çay kahveyi dedik, kilo dedik ve melatonin alabiliriz. Kendinizle barışık olmak şart. Bakın hep hastalama şunu söylüyorum. Bura rahatlamazsa bura rahatlamaz. Sabaha kadar melatoninden hocam uyuyamıyorsun değil mi? Burası rahat olmazsa evet, eğer kafada 40 tane tilki dolaşırken. Şimdi uzmanlar uyanıkken kalp krizi geçirme riskinin daha yüksek. Ancak uykudayken kalp krizi geçirme riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Bunların başında uykuda nefes darlığı, aşırı terleme, kafa karışıklığı hissi, göğüs ağrısı hissi ve mide bulantısı geliyor. Uzmanlar eğer bu belirtilerden biri bile varsa uyku esnasında veya uykuya geçerken acilen doktora gidilmesi gerektiğini söylüyor. Şu aşamalara dikkat çekiyoruz. Bu aşamaları öğrenmek hayat kurtarabilir. Hem kendiniz hem de tabii ki sevdikleriniz için. Ekrana gelsin göğüste ağrı hissi ve sıkışma hissi. Boyunda, omuzda, çene veya iki kolda bir sıkışma hissi ve acıma hissi. Midede bir sıkışma hissi ve rahatsızlık varsa, nefes alamama hissi, baş dönmesi, yorgunluk, bitkinlik, soğuk terleme ve baş dönmesi. Bunlardan birazcık hocam dilerseniz detaylandıralım. Birçoğu herkes kalp krizi geçireceğim zaman kalp kısmının ağrı olacağını düşünür. Mide dahil olmak üzere boyun, çene, ense, kol, omuza da yayılan ağrıları dikkate almamız gerekiyor. Buyurun. Şimdi uyku ile uyanıklık arasındaki bir orandan bahsettiniz. Çok ürkütücü bir rakam söyleyeceğim. En çok kalp ölümleri sabah 3 ile 6 arasında oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.